Günaydın. Nasıl benim kuzucuklarım? İyiler mi? Abonumuz o iyi diyen dinleyicisiyim ben sizin. Benim canlarım, ciğerlerim. Hepinizi o kadar çok seviyorum ki. Eminim siz de beni seviyorsunuz. Allah bu sevgiyi eksiltmesin inşallah. Evet, beni mutlu eden sizlersiniz. İnanın çok doğru söylüyorum. Size bir şey söylemek istiyorum. Her zaman ne diyorum? Benim dert ortağım sizlersiniz. Sizlerden bir müddet ayrılacağım. Ama bu ayrılık gerekli olduğu için gidiyorum. Neden diye soracaksınız, merak ediyorsunuz tabii, söyleyeyim. Ben biraz rahatsızım fakat endişe edilecek bir şey değil. Zaten birkaç zamandır rahatsızdım, gene karşınıza sapsağlam çıktım. Yalnız biraz gene ihmal ettim hastalığımı. Bu nedenle kontrola gideceğim. Evet, onun için de sizlere şimdiden Allah'a ısmarladık diyorum. Gitmem gerekli, üzülmek yok çünkü çok iyiyim. Bir ihmal nedeniyle, evet, bir ayrılık çıktı ortaya. Sizden ricam, eğer içinizde dişini ihmal eden varsa, ne bileyim ben öksürüğü varsa, annesi babası ille doktora gidelim deyip de o yavrum benim ağlayıp beni doktora götürmeyin deyince ana baba yüreği dayanmaz. Ne yapalım, evde ilaçlarla iyileştiriniz demek mecburiyetinde kalıyorlar. Bu da neden? Çok sevgiden. Öyle değil mi? Bir de anneler babalarımız var ki ağlasak da ağlamasak da en güzel vazifeyi yapıp sizleri doktora götürüyorlar ve çaremizi buluyoruz. İşte bu koskoca teyzeniz kimseyi dinlemediği için hastalığını ihmal etti. Şimdi gidecek. En kısa zamanda da evet yaptığımın cezasını çekeceğim. Tedavimi olacağım. İğne ise iğne, ilaçsa ilaç. Ondan sonra karşınıza tekrar çıkacağım. Öyle mi? Ben yalnız bu arada sizlerden geçenlerde kardeşi olanlarını zaten duydum. Birçok mektuplar geliyor. Biz artık kardeşimizi kıskanmıyoruz, çok seviyoruz diye. Bunlar beni o kadar mutlu ediyor ki. Sizlerin iyi olması bütün büyüklerinizi mutlu eder yavrularım. Şimdi Allah'a ısmarladık derken çok duygulanıyorum ama en kısa zamanda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.